Merhaba gençler Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Massive Yayınları Matematik Soru Bankası Test 13'ün sorularıyla dersimize devam ediyoruz. Gerçi ilk sorumuza dersimize başlamadan önce Kurt Akademi YouTube kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. Eşitliğine göre x yerine yazılması gereken sayı kaçtır diyor. Ya işte buradan x tane 5 karekök 11'i çıkardığımız zaman eksi 3 karekök 11 kalmış. O halde burada x gençte eksilen sayıdır. Eksilen sayıyı bulabilmek için çıkanın farkı toplamamız gerekir. O halde x eşittir diyorum. Eksi 3 karekök 11 ile 5 karekök 11'i topluyorum. Gerçi kök 11'ler aynı olduğu için eksi 3 ile 5'i toplarsak 2 kare kök 11 olur. İşlemimizin sonucu diyelim. Cevaplara baktığımız zaman gençler bütün sayılar kare kök içerisinde. O halde 2 kök içerisine almamız gerekir. 2 karesi 4'tür gençler. 4 olarak kare kök içerisine girer. Ve 4 çarpı 11'den kare kök 44 olur diyelim. Ve Bursa seçeneğini işaretleyelim. Evet devam edelim. İkinci sorumuza geçelim. Hangi sayının karekök 18 fazlası karekök 98'e eşittir? Yaşta sayımızı bilmiyoruz. X dediğimizi düşünelim. O halde X'in karekök 18 fazlası ve kök 18 e toplamış oluyoruz ve karekök 98'e eşittir diyoruz. E burada karekök 18 9 çarpı 2 olarak düşünürsem 9'u karekökten 3 olarak çıkartırız. X artı 3 karekök 2 eşittir 98'i de 49 çarpı 2 olarak düşünürsem bu da 7 karekök kök 2 eşittir. Evet, buradan x'in değeri gençler 3 kök 2 ile topladığımız zaman 7 kök 2 olmuş. O halde x'i bulabilmek için 7 kök 2'den 3 karekök kök 2'yi çıkartırız. Buradan da x'in değeri 4 karekök 2 olur diyorum. Peki 4'ü karekök kök içerisine alırsam 16 olarak karekök kök için alırız. 16 çarpı 2'den karekök 32 sonucunu elde ederiz ve bunu da gördüğünüz gibi denizli seçeneğinde işaretleriz. Evet devam edelim. Evet 3. soruda aşağıdakilerden hangisin hangisi, hangisi? karekök 150 sayısından çıkarılırsa sonuç karekök 54 olur diyor. Yani o halde önceki karekök 150'den bir sayı çıkaracağız. Bu sayıyı bilmiyorum. x dediğimi düşünelim ve bunun da sonucunun karekök 54 olacağını söylüyor. E, karekök 150 sayısı 25 çarpı 6 olarak düşünürsek 5 karekök 6 eşittir. Eksi x karekök 54 de 9 kere 6 diye düşünürsem 3 karekök 6'dır. Gençler bakın burada x'i bulabilmek için ne yapman lazım? Yani çıkan sayıdır bu. Çıkan sayıyı bulmak için 5 karekök 6'dan 3 karekök 6 çıkarılır. 5'ten 3'ü çıkartırsak 2 karekök 6 olur sorumuzun yanıtı ve Bursa seçeneği doğru yanıttır diyoruz. Evet gençler burada bakın 5 kök 6'dan 2 kök 6'yı çıkartırsak 3 kök 6 kalır şeklinde işte de düşünebiliriz. Evet, dördüncü sorumuzda karekök 2 sayısının yaklaşık değeri 1 tam 10'da 4'tür. Buna göre karekök 200 eksi karekök 72 işleminin sonucu yaklaşık olarak değerini istiyor. Yaşar öncelikle karekök 200 sayısını 100 çarpı 2 olarak düşünürsem 10 karekök 2 demektir. 10 kare kök 2'den karekök kök 72 idi. 36 çarpı 2 olarak düşünürsek 6 karekök 2 olarak düşünelim. 10, 10'dan 6'yı çıkartırsak 4 karekök 2 demektir. Yani kök 2'nin değerini bildiğim için aslında bakın bu 4 kare kök 2'de 4 ile karekök arasında çarpma işlemi vardır. O halde burada 4'ü aynen yazdım. Kök 2 yerine de 1 tam 10'da 4 yazarsak 4 ile 1 tam 10'da 4'ün çarpımı 5 tam 10'da 6'dır. Ve gördüğünüz gibi C seçeneği doğru yanıttır diyoruz. Evet devam edelim. 5. sorumuza geçelim. Aşağıda 4 farklı deney tüpünde bulunan sıvıların miktarı ver, miktarları verilmiştir. Buna göre hangi deney tüplerindeki sıvıların toplamı 12 kare kök 5 mililitre olur diye soruyor. Yani bize verilen sayıları öncelikle düzenlersek 320 sayısını 64 çarpı 5 olarak kök içerisine düşünürsek bu gençler 8 karekök 5'e eşittir. 180 sayısı 36 çarpı 5'ten 6 karekök 5'tir. 20 sayısı 4 çarpı 5 olarak düşünürsem gençler kökten 2 kök 5 olarak çıkar. Son olarak 80 sayısı da 16 çarpı 5'ten bu da 4 karekök 5 olarak kare çıkar diyoruz. Peki sevgili gençler bunu da 4 kare kök 5 şeklinde yazdık. Peki hangi ikisini toplarsam 12 kök 5 yapacak. Gençler bakın 8 kök 5 ile 4 kök 5'i toplarsam. Şöyle de gösterelim. Toplamları 12 kare kök 5 yapar. Demek ki birinci ve dördüncü tüpleri toplamamız gerekir deriz. Ve A seçeneğini işaretleriz. Evet 6. soruyla devam edelim. Aşağıda A ve B yollarında noktalarından harekete başlayan iki bisikletin hızları verilmiştir. Bu iki bisikletle iki saat sonra karşılaştıklarına göre A B arası kaç kilometredir diyor. Gençler yani işte burada ne yapacağız? Evet iki saatte ne kadar yol almaları gerekir gençler? O halde öncelikle soldaki karekök 90 oluyorsa iki saatte 2 çarpı karekök 90 kilometre yol alır. Daha sonra gerçekten sağdaki de bir 1 saatte 250 km karekök 250 km yol alıyorsa bu da 2 saatte 2 çarpı karekök 250 km yol alır diyoruz. Ve bu işlemin sonucu bize A ile B arasındaki değeri verecek diyelim. Evet şimdi 90 sayısını 9 çarpı 10 olarak düşünürsek 9'u karekökten 3 olarak çıkartırım. 2 çarpı 3 karekök 10 artı 2 çarpı 250'yi de 25 çarpı 10 olarak düşünürsek 2 çarpı 5 karekök 10 olarak yazarız. çarpma işlemlerini yaparsam 6 karekök 10 artı 2 kere 5 10 karekök 10 yapar. Evet, 6 ile 10'u toplarsak 16 karekök 10 olur deriz. Ve 16 karekök 10 yanıtını gördüğünüz gibi Ceyhan seçeneğinde doğru cevap olarak işaretleriz. Evet 7. sorumuza geçelim. Karekök 60 artı karekök 135 işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisiyle çarpıldığında evet bir doğal sayı elde edilir diyor. Yaşa öncelikle bu işlemimizi yapmak için kök içlerini aynı, hale getirelim. 60 sayısını 4 çarpı 15 olarak düşüneceğim. Bu 2 karekök 15 demektir. 135 sayısı da 9 çarpı 15'ten 3 karekök 15'e eşittir gençler. Burada 2 ile 3 toplarsak 5 kare kök 15 yapar. yaşla bakın bizim burada evet e, sonucun doğal sayı olması için bizim kök 5'li bir sayı, kök 15'li bir sayıya ihtiyacımız var. Kök 15'li bir sayı olması gerekir diyorum. Gördüğünüz gibi denizli seçeneğinde kök 15 olduğu için evet 5 kök 15'in kök 15'e çarpımı doğal sayıya eşittir deriz. Evet denizli seçeneğini gösterelim ve 8. sorumuza geçelim. Uzunluğu karekök 500 santim e, karekök 500 metre olan bir çubuğun bir ucundan e, karekök 90 metresi kesildiğinde geriye kalan çubuğun uzunluğunu istiyor. Yaşta e, işte kalan çubuğu bulabilmek için karekök 500'den karekök 80'i çıkarmam gerekiyor. E, karekök 500 dediğimiz sayı 100 çarpı 5'ten gençler yani işte şöyle gösterelim. 10 karekök 5 yapar. E, karekök 80 sayısı 16 çarpı 5'ten. 4 kare kök 5 yapar. O halde 10'dan 4'ü çıkartırsak 6 kök 5 olur diyoruz. Ve Ceyhan seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet 9. sorumuza geçelim. Evet, eşitliklerine göre b eksi a'nın diyeni istiyor. Yani önceki karekök kare kök 8 sayısı 4 çarpı 2'den 2 kök 2'dir. O halde a'nın değeri 3 kök 2 ile 2 kök 2'yi topluyorum. 5 kare kök 2'ye eşittir. B'ye geldiğim zaman karekök 98 sayısı 49 çarpı 2'den 7 kök 2 demektir. karekök 18'de 9 kere 2'den 3 karekök 2'dir. 7'den 3'ü çıkartırsak bunun da değeri 4 karekök 2 yapar. Bizden B eksi A'yı istedi. B'den A'yı çıkardığımızı düşüneceğiz. 4 karekök 2'den 5 tane karekök 2'yi çıkarıyorum. 4'ten 5 çıkarsa eksi 1 karekök 10 yapar. Bunu da eksi pardon eksi 1 karekök 2 yapar. Yani bunu da eksi 1 yazılmaz. Eksi karekök 2 yazarız. Ve Bursa seçeneğini işaretleriz. Evet 10. sorumuza geçelim. Evet, işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir demiş. Yaşta köklü ifadeleri mutlaka karekök içerisinde toplama ve çıkarma varsa yapmak zorundayız. Bu halde paydaları 9 ve 4 ile genişleterek eşit diyelim. 9 ile genişletirsem 9 bölü 36 eksi 4 kere 2 8 bölü 36 yaptım. Evet burada karekök içerisinde 9'dan 8 çıkardığımı düşünürsem 1 bölü 36 yapar. Bu da gençler 1 bölü 6 olur diyelim. Evet 1 karekökten 1 36 6 olarak çıkar ve denizli seçeneği burada doğru yanıttır diyoruz. Evet. 11. soruyla devam edelim. Aşağıda karekök 600 metre uzunluğundaki bir trenin karekök 216 metre uzunluğundaki e, tüneli uzaklığı verilmiştir. Buna göre bu trenin e, tüneli tamamen geçebilmesi için bulunduğu noktadan itibaren en az kaç metre yol alması gerekir diyor. Ya tamamen geçmesi için en arka noktasının bakın yanlış buraya gelmesi gerekiyor. Yani buradaki aslında dikkat edersek Evet hareket edeceğim toplam mesafe anlamına gelir. Yani karekök 600, karekök 150 ve karekök 216'yı toplayacağız demektir. O halde şöyle yazalım. Karekök 600 artı karekök 150 artı karekök 216 diyoruz. Buradan gençler e, karekök 600 sayısını 100 çarpı 6 olarak düşünürsem bu 10 karekök 6 demektir. 150 sayısını 25 çarpı 6 olarak düşünelim. Bunu da 5 karekök 6 olarak yazıyorum. 216 sayısı 36 çarpı 6 olarak düşünülürse 6 karekök 6'dır. Kök 6'lar aynı olduğu için öndeki katsayıları toplarız. Evet 10, 15, 6 da 21 karekök 6 yapar deriz. Ve gördüğünüz gibi bunu da A seçeneğinde işaretleriz. Evet 12. soruya geçelim. Kenar uzunlukları karekök 48 ve karekök 12 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir zeminin e, kenarı karekök 3 metre olan kare şeklindeki fayanslarla kaplanacaktır. Fayansın tanesi 200 TL olduğuna göre bu iş için e, gerekli olan fayansların toplam tutarı kaç liradır? Yani öncelikle zeminin alanını bulmam lazım. Hali alan eşittir diyorum. Karekök 48'i karekök 12 ile çarpmamız gerekir. 48'i 16 çarpı 3'ten 4 kök 3 olarak yazarız. E 12'de 4 kere 3'ten gelse 2 kök 3 olarak yazarım. Buradan 4 kere 2 8 kök 3'lerin çarpımı 3 yapar. 8 kere 3 24 metrekaredir. Bir kenara gelse kök 3 ise o halde fayansın alanı Karekök 3 çarpı karekök 3'ten. Evet ne yapar gençler? 3 kere 3 9 yapar. Bu da karekökten 3 olarak çıkar. Bu da 3 metrekaredir. O halde yapmamız gereken 24 metrekareyi 3'e bölersek 8 tane fayans kullanacağız demektir. 8 fayans kullanacaksak bir, bir tanesi 200 liraysa 8 ile 200'ü çarpıyorum. Fayanslara verilmesi gereken toplam tutar 1600 TL olur. Ve C seçeneği burada Doğru yanıttır deriz. Evet devam edelim 13. sorumuza geçelim. Evet kütleleri sırasıyla karekök 8, karekök 32 ve karekök 72 kilogram olan 3 poşet ceviz boş bir torbada birleştiriliyor. Ardından e, torbadaki cevizler 4 eşit pakete dağıtıldığında her bir pakette kaç kilogram ceviz olur diyor. Yani burada öncelikle toplam cevizi bulmamız gerekir ve 4'e böleceğimizi düşüneceğiz. O halde karekök 8'i 4 çarpı 2 olarak düşünürsek 2 karekök 2 demektir. Karekök 32 16 çarpı 2'den 4 karekök 2'dir. 72 de 36 çarpı 2'den 6 karekök 2'dir. Bakın bunu toplayıp gençler 4'e böleceğim. O halde 2 4 daha 6 6 daha 12 karekök 2 toplam cevizdir 4'e bölersek Buradan 3 karekök 2 her bir poşetteki ağırlık olur. Ve B seçeneği burada doğru cevap olur diyoruz. Evet sevgili gençler. Bakalım başka sorumuz var mı diye gençler. 14. sorumuzu verelim. Evet, 14. sorumuzda buna göre işlemin sonucu kaçtır diyor. Gençler bakın A bölü B şeklinde. Şimdi şöyle dikkat edin. Son alt köşedeyse. Evet önde katsayı sağ üst köşedekini gençler kare içine yazıyoruz. Burada da yine sol üst köşedeki öndeki katsayı bu da alttaki karekök içinde olacak. O halde bakın bu şekil buna benziyor. Ya yani ben bunu 5 karekök 48 olarak yazacağım. Artım. E bu işlemde gençler ikinci evet ilk işlemimize benziyor. Bunu da 3 karekök 27 yazarız. Burada 48 ile 27 karekökten çıkarmamız gerekir. Bunu 16 çarpı 3. Bunu da 9 kere 3 diye düşünelim. 16 4 olarak karekökten çıkar. 5 çarpı 4 karekök 3 artım 3 çarpı 9 3 olarak çıkar 3 kere 3 karekök 3 yapar. Buradan gençler 12 karekök pardon 5 kere 4 20 karekök 3. Evet 3 kere 3 9 karekök 3 yapar. 20 ile 9'u toplarsak 29 karekök 3 olur. Sorumuzun yanıtını denizli seçeneğinde işaretlememiz gerekir diyelim. Evet devam edelim. 15. sorumuza geçelim. Evet, uzunluğu 38 karekök 13 birim olan bir terim bir kısmı kullanarak eee kenarı karekök 52 birim olan bir kalem. kalan kısmı da düzgün beşgen yapılıyor. Buna göre bu beşgenin bir kenarı uzunluğunu istiyor. Keş öncelikle karenin çevresini bulmam lazım. Evet karenin e, bir kenarı karekök 52 ise şöyle çevresi diyelim. Kareye gençler kullanacağımız toplam teli bulmam gerekir. Bunu da 4 çarpı karekök 52 olarak yazarız. E, karekök 52 sevgili gençler nasıl çıkartırız? 4 çarpı 13 olarak düşünürsek 4 karekökten 2 olarak çıkar. 4 çarpı 2 karekök 13 yani 8 karekök 13'ünü evet, karede kullanmam gerekir. O halde 38 karekök 13'ten 8 karekök 13'ü çıkartırsam 30 karekök 13'ü beşgen için kullanacağız diyoruz. O halde beşgenin bir kenarını bulabilmek için 30 karekök 13'ü 5'e bölmem gerekir. 30'u 5'e bölüyoruz. 6 karekök 13 olur. Evet, beşgenin bir kenarı diyelim ve bunu da A seçeneğinde işaretleyelim. Evet sevgili gençler bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.